arkadaşlar. Bugün Palamut Çaprazı Köstüğü nasıl bağlanır? Onunla ilgili bir video çekeceğim. Martı tüyümüz. Bir numara iğne. Şöyle karışık sim. 0.40 milim köstek misinası. Evet. Öncelikle köstek misinamızdan şu benim ölçüm 45 santim. 45 santim boyunda kesiyorum. Daha sonra bir miktar sim alacağım. Evet, simle tüyü bitiştiriyorum birbirine şu şekilde. Sonra iğnemi alıyorum. İğnenin üzerine yerleştiriyorum. Tüyü, iğneyi ve simi sıkıca kavruyorum. Daha sonra misinamı aldım. Misinanın uç kısmı aşağıdan biraz çıkacak şekilde yerleştiriyorum. Diğer ucunu da yukarı gelecek şekilde yerleştirip şurada bir halka oluşturuyorum. Daha sonra hepsini sıkıca kavruyorum. Sıkıca kavradıktan sonra halka olan misinayı diğerlerinin etrafında doluyorum. 2, 3, 4... beş sefer kafi. Daha sonra bu ucu pense yardımıyla çekiyorum. Evet. Şimdi tüyümüz yerine oturdu. Burada önemli olan tüyün bu şekilde içe bakarak ve kıvrımı bu şekilde iğne yönünde olacak. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunu yerine palaya yerleştirdikten sonra bu ucu penseyle tutuyorum. Diğer ucu da elime dolayıp sıkıca, çok sık olması lazım. Çekiyorum. Evet. Düğümümüz yeterince sıkılaştı. İyice palayı oturtturalım. Tamam. Evet. Sonra fazlalıkları temizliyoruz. Evet, fazlalıkları da temizledik. Gayet güzel. Dizip bağladığımız misina kısmını oje ile boyuyoruz. Bu oje hem sanki böyle yavru balığın kafa tarafını, solungaçlarını gösteriyormuş gibi oluyor. Onun efeğini veriyor. Hem de attığımız düğümün üstünde kuruyarak düğümü daha da sıkılaştırıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Köstüğümüz hazır. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese rastgele.